Şu anda balıklar renk değiştirmeye başladı. Önce annesinden renksiz bir şekilde, yani buradakiler gibi renksiz çıkıyorlar. Daha sonra ilerleyen haftalarda şu ekranda görmüş olduğunuz kırmızı balıklar gibi kızarmaya Merhaba başlıyorlar. arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak ve videoyu beğenmek tamamen ücretsiz. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Her zamanki gibi bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi buradaki yavru akvaryumumuzdaki balıkların son durumunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere burada bir bölme vardı. Beyaz bir sineklikten bölme vardı. Yaptırmış oldum. Sol tarafta en küçük yavrular. Sağ tarafta ise onlardan, yani bu yavrulardan büyük gelişkin yavrular vardı. Şimdi tabii bu büyük olan yavruları diğer akvaryuma koyduk. Koyunca buradaki alan tabii ki açılmış oldu. Şimdi balıklar ne alemde, değişimler falan nasıl, bunları size birazdan göstereceğim. Şu anda balıklar renk değiştirmeye başladı. Önce annesinden renksiz bir şekilde, yani buradakiler gibi renksiz çıkıyorlar. Daha sonra ilerleyen haftalarda şu ekranda görmüş olduğunuz kırmızı balıklar gibi kızarmaya başlıyorlar arkadaşlar. Anne babasına benzeyenler bu şekilde kızarıyorlar. Hatta bakın, bazıları kızarmış, bazıları da hafif kızarmış. Anne babası kırmızı renkli olduğu için bu şekilde. Hatta bakın, yoğun bir renkli bir kılıç var burada. Mesela şu anda görmüş olduğunuz yavru bayağı büyük bir yavru. Bu da burada hemen gelişip renklendi. Şunun renginin koyuluğunu görebiliyorsunuz. Bu havuzdan gelme bir yavru. Orada doğdu. Şimdi bakın, rengi hatta kıpkırmızı. Çok güzeller. Bu arada arkadaşlar, çöpçülerin durumu iyi. Şu anda düzeldiler. Herhangi bir sıkıntıları yok. Hatta bakın, şu kuyruk erimesi, yani dış parazite yakalanan çöpçü. Bu da şu anda yüzmeye başladı. Önceden köşede devamlı duraksıyordu. Şimdilik hareketlendi ve kuyruğu düzelmeye başladı bunun. Bu devamlı ölü gibi yukarıda kalan dişi de eskisi gibi artık suyun yüzeyine çıkmıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi, ama yaşlılığın getirmiş olduğu bir durum var bunda. Çünkü yaşlı bir balık. Yaşı bayağı ilerlemiş. O balık kışı geçirmeyebilir. Yani ölebilir. Yani balığın yem yemesinde hiçbir sıkıntısı yok. Sadece hava kesesi gibi bir problemi var. Suyun dibinde veya suyun üstünde istediği gibi duramıyor. O yüzden dolayı yapacak bir şey yok. Ölesiye bakacağız. HB White'ımız şu anda kuyruğu çıkmaya başladı. Buraya ilk attığımda kuyruğun neredeyse hiç yoktu. Şöyle odaklamaya çalışıyorum ama evet. Balık şu anda arkadaşlar kuyruğu düzeliyor. Şunlar da Molly yavrusu. Balon Molly yavrusu. Artık balon Molly mi yoksa kırık Molly mi bilmiyorum. Burada vatozlar da var. Üstelik 3-4 tane daha ekledim buraya vatoz. Şu anda boyları. Bunlar da havuzdan geldi. Havuza şu gibi ki atmıştım. Şimdi bu gibi kocaman vatoz haline geldiler. Şuradaki moller arkadaşlar beyaz olacak, annesi gibi. Şöyle bakın, HB White'in arkasından gidiyor. O molly gerçekten güzel bir balık olacak. Şu anda beyaz oldukları için telefon odaklamıyor ve şimdi güzel oldu. Arkasında
koşturuyor. Ama arada bir Lepistus'e vuruyorlar. Orada yapacak bir şey yok. Şu anda ikisi hepsinin durumu gayet iyi. Yavrular buraya toplanmış. Benim düşüncem buradaki su bu tarafa doğru akıttığı için burası biraz daha sakin oluyor. Su orada biraz daha durgun oluyor. O yüzden dolayı akşamları kapatıyorum. Sabah olur olmaz tekrardan dış filtreyi açıyorum. Aslında şu fışkiyesini çıkarıp suyun akışını biraz daha yavaşlatsam daha iyi olur ama videonun sonunda onu yapacağım. Şimdi balıklara biraz yem verelim. Yem yiyişini size göstereyim. Bayağı da hareketliler. Bu arada karidesimizi gösterelim arkadaşlar. Yani şu hayvan gerçekten çok güzel. Şu anda bu böyle olduğuna bakmayın. 2-3 ay sonra bu üzerindeki antenler uzayacak. Önceki videolarımı izlediyseniz bir tane karidesim vardı. Sürekli kabuk değiştiriyordu ve şu antenleri devamlı uzuyordu. O öldü ama bu da onun varisi. Bu da öyle olacak. Şimdi dış filtreyi kapatalım. Balıklarımıza bir yem verelim. Şöyle bu yemden veriyorum. Şimdi direkt yem verince yeme saldıracaklar. Evet. Şu anda bütün balıklar yem yemeye geldi. Şu an kokusunu alan geliyor yem yemeye. Dibe düşenleri de buradaki canavarlar hallediyor. Hiçbir şekilde hiçbir yem ziyan olmuyor arkadaşlar. Buradaki renklenen yavrular da dibe düşenleri yiyor. Neden yukarı çıkmıyorlar bilmiyorum ama bunlar da bakın kızarmaya başladı. İşte renk değiştiriyor artık. Balıkların yavruları büyüdükçe anne babasına benziyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bir balon moli yavrusu. Ama normal mollere benziyor. Şu anda normal moli gibi vücudu. Bakın minicik yavru renkleniyor. Biraz 1-2 hafta sonra buradaki kırmızı balığa dönüşecek. Bakın bu vatozu sakat arkadaşlar. Omurgasında bir sakatlık var. Öyle doğdu ve öyle yaşıyor. Hiçbir sıkıntısı olmadan yaşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yem yemeye devam ediyorlar. Şu ekrana görmüş olduğunuz 3 çöpçü yavrudan büyüttüğüm çöpçüler. Şu da şu kuyruğu sıkıntılı olan bunun babası. Bunun üçünün babası. Kendisi gibi kocaman oldular. İçlerinde bir tane erkek var diye görüyorum buradan. Şu en arkadaki, şu devamlı hareketli sağ taraftaki olan erkek diye biliyorum. Biraz daha büyüdüklerinde erkek dişi olduğunu anlayabiliriz. Şöyle bakın, bütün yavrular yem yiyorlar. Aslında yem verdim ama bir de sizlerle birlikte vereyim istedim. Bu videoda bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.